CHP Marmaris İlçe Teşkilatı Kadın Kolları tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde büyük küçük herkes uçurtmalarını özgürlüğe saldı. Saman iskelesinde düzenlenen etkinlikte bazı çocuklar ilk kez uçurtmayla tanıştı. ...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şenlikte çocuklar aileleriyle birlikte keyifli bir pazar günü geçirdi. Bu etkinliğe katılanlar yalnızca çocuklar değildi. Yetişkinler de kendi yaptıkları uçurtmaları uçurmanın keyfini yaşadı. Vallahi çok güzel oluyor çocuklar için. Ben de çocuklara moral versin diye. Ben de çocuklara yardımcı oldum ben de. Marmaris bence böyle şeylerle zaten güzel. Hani burası yazlık bir mekan zaten. Kışın zaten hiçbir şey yapamıyoruz. Baharın gelmesiyle böyle şeylerin olması 10 numara oluyor. Bunlar bir de zaten kaybedilen değerler, onların geri kazanılması lazım. Doğru. Bunlara daha çok önem verilmesi lazım. Efendim, uçurtma uçurtma nasıl bir şey? Süper, harika. Özlemişiz valla. Uçurdunuz mu? Uçurdum, İzmir'deyken uçurmuştum ama. Ama tecrübesin biraz. Yani sayılır, çocukken. Bu tür etkinlik yapmasın mı böyle? Valla çok iyi ya, insana moral veriyor resmen. Uçurtma uçuranlar arasında Marmaris Belediye Başkan Vekili Halil Gökovalı da vardı. Gökovalı bu etkinlikle çocukluğumu hatırladım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları böyle bir organizasyon düşünmüş. Çocukluğumuzu hatırladık. Sabahtan bu yana birçok vatandaşımız çocuklarıyla geldiler. Hatta bazıları torunlarıyla geldi. Sanki çocukluklarını hatırladılar. Ben de öyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Güzel bir etkinlik. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplansa düzenlenen bu etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş uçurtma etkinliğinin özellikle çocuklara tanıtıldığını söyledi. Ulusal ve Egemenlik Bayramı kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlik bu. Ben gerçekten bu etkinliği düşünerek bugün yapanlara teşekkür ediyorum. Bu tabii çocuklarımızın burada bulunan sevinmesi ve Marmaris'te böyle bir etkinliği yaşanması için çok önemli bir şey. Aynı zamanda yiyecek içecek standları da kurulmuş. Bu nedenle burada bir kaynaşma hem çocuklarla hem büyüklerimize. Kaplan son yıllarda bu bayramın kutlanıyor olmasına da tepki göstererek bu etkinlik AK Parti hükümetine bir mesajdır dedi. 23 Nisan bayramı etkinliklerini bu hükümet iptal etmişti. Yani artık bu hükümet maalesef stadyumlarla alanlarda 23 Nisan bayramı etkinlikleri yapılamıyor. Dünyada çocuk bayramı olarak sadece Türkiye'de kutlanan bu bayramın yasaklanması da bir manidardır. İnşallah 7 Haziran seçimlerinden sonra tekrar Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara emanet ettiği bu bayram eskisi gibi daha güzel şekilde, daha onurlu bir şekilde kutlanır, kaldırılarak kutlanır. Bu nedenle bu etkinlik de aslında bu hükümete bir mesajdır. 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim kesinlikle yasaklanamaz. 30 Ağustos. Bunların dördü yasaklanamaz. Bu Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin sonucunda oluşan bayramlardır bunlar. Bunları yasaklamak bence bu ülkeye ihanetten başka bir şey değildir. CHP Kadın Kolları üyelerinden Gülhan Tuna düzenledikleri etkinlik hakkında şunları söyledi. Çok mutluyum çünkü çocuklarla bir aradayız, halkımızla bir aradayız. Bir uçurtma şenliği düzenleme kararı aldık arkadaşlarımızla. Katılım güzel, ilgi güzel, hava güzel. Zaten çocuklara öğreten büyükler oluyor. Biliyorsunuz yeni nesil artık uçurtmalardan biraz uzaklaşmış vaziyette ama tabii ki büyüklerimiz bu konuda gerçekten uzman oldukları için bizlere bile onlar gösterdiler. Farklı uçurtmalar getirdiler. Kendilerine de teşekkür ediyoruz katılan herkese.